Luna Park gibiydi hayatımız ya. Bir tarafta kitaplar, bir tarafta... Ama bak, bunu anlattığım dönemde Fatsa'da bir tane şey var, sinema var. Ve ben ortaokul ikinci sınıfta falanım ve Neriman Köksal'a aşığım. Hı hı. Ve Neriman Köksal Fosforlu Cevriye filmleri çekiyor, hı hı, arka arkaya habire. Ve biz Fosforlu Cevriye filmi geldi mi okuldan kaçıyoruz, sinemaya gidiyoruz. Okuldan kaçıyoruz, sinemaya gidiyoruz. İki kere, üç kere Neriman Köksal'ı seyrediyoruz. Fosforlu Cevriye'de sinemanın sahibi gişede oturuyor, bilet satıyor. Sonra şehir kulübüne gidiyor. Ufak yerlerde şehir kulübü vardır. Orada, hı, eczacı, doktor, mal müdürü, kaymakam falan filan otururlar. İşte sohbet ederler. Gazete, kitap, kağıt oynarlar falan. Bizim sinemanın sahibi aynı zamanda şehir kulübüne gidiyor. Belediye reisi aynı zamanda da. Babama diyor ki, eczacı, senin oğlan gene kaçtı. Senin oğlan okuldan kaçtı. Babama ispiyonluyor. Biz sinemaya gidiyoruz. Bize bilet satıyor. Babama ispiyonluyor. Ben akşam eve gidiyorum. Babam nerede, nasıl okul diyor. Neredeydin çocuğum? Baba ya işte bugün şu falan filan. Uyduruyorum ben orada. Ulan gene mi Neriman'a gittin sen diyor. Sanki şey, randevu evine gitmişim gibi, anlıyor. Neriman'a mı gittin sen diyor. Etkileniyor muydunuz peki Neriman? Ya vız geliyor, aşığım ben ya. Tabii ki Neriman'a gideceğim. Ertesi gün dayağı yiyordum, gene kaçıp gidiyordum. Dayak dediğin ürkütücü dayaklar değildi yani. Beni canavarlaştıran dayak değildi ama işte okuldan kaçmayayım diye. Sonra aradan yıllar geçti. Bir filmde Neriman Köksal'la beraber çalışıyoruz. Abla ya dedim, ben senin yüzünden çok dayak yedim dedim. Ne oldu çocuğum dedi. İşte böyle böyle ben okuldan kaçardım dedim. Senin filmlerine giderdim. Sana aşıktım ben dedim. Baktı bana böyle Neriman abla. Arasaydın çocuğum dedi. Çok esaslı kadındı be. Evet. Ya, çok esaslı kadındı. Hakikaten. Muhteşem bir kadındı. Müthiş bir mizah duygusu vardı. Çok çok esaslıydı. Peki...